her meseleyi Suriyelilerin üzerine boca ederek oluşturulmaya çalışılan bir iklimde hepimiz dikkatli olmalıyız. Yani Taksim'de bayrak açılan ÖSO bayrağı aslında Türk Silahlı Kuvvetleri ile orada operasyonlara katılanların da bayrağı. Oradaki o çocuklar o mücadeleyi yaparken herkes onlarla aynı ruh halini yaşasın diye orada da insanlar olacak. O mücadeleyi yapacaklar. Yarın görev olunca oraya gidecekler. Bu kadar açık ve net yani. Türkiye Avrupa'da cebinden Suriyelilere ne kadar para ödüyor? Bizim milli servetimiz onlara akıyor söylemleri doğru mu? Yoksa Avrupa Birliği fonlarında mı son dönemde daha çok dış fonlarla mı karşılıyoruz? Özellikle yani günlük onlara verilen paranın tamamını Avrupa Birliği fonlarından alıyoruz. Kızılay Kart'tan yatan Kızılay Kart'tan alıyoruz. Yani böyle üniversiteye imtihansız giriyorlar, hastanelerde sırasız şey yapıyorlar, bunlara TOKİ ev veriyor. Bütün bunların tamamı, burada ne duyuluyorsa tek tek saymaya gerek yok. Bütün bunların tamamı yalan. Tek tek saymaya gerek yok. Ne kadar söyleniyorsa bunların tamamı yalan. Ve başka bir şey daha var. Bunları özellikle bir takım fake hesaplardan yapıyorlar. Sosyal medya hesaplarından yaymaya çalışıyorlar. Ve bu hesapların arkalarındaki gücü biliyoruz. Onları da anlıyor, gereğinde yerine getiriyoruz. Kaç Suriyeli'ye vatandaşlık verildi? Şöyle, 76, yani şöyle 36 bin reşit kişiye vatandaşlık verildi. Toplam 76.443. 36.443'ü çocuk ve işte 18 yaş altı aile olarak değerlendirdi. Peki kriterler ne? Evet. Basit. Şöyle söyleyeceğim. 5.292 öğretmen. Önemli mi? Önemli. 1.432 mühendis. 1.235 serbest meslek, yani esnaf, iş adamı. 743 doktor. 732 teknisyen. 507 küçük iş yeri sahibi. 427 müdür. 396 tüccar. 392 muhasebeci, avukat, eczacı, üst düzey yönetici, hemşire, mimar, çevirmen, bankacı, akademisyen. Bizim vatandaşlarımız Almanya'ya gittiler. Ve şu anda orada maalesef bir dışlayıcılıkla karşı karşıyalar. Burada Alman vatandaşı olanlar var. Orada Alman vatandaşı olanlar var. Orada çift vatandaş olmak için hala veya çift vatandaş olarak oradaki şunu vicdani olarak hep beraber değerlendirmek durumundayız. %2.8 2013'teki suç oranları bunlar. Bunların. Bugün? Olaya kadar. 0.8. Peki kendi vatandaşlarımızın kaç? 1.9. Suriyelilerin suç işleme oranı aslında Türklerden daha da çok daha düşük. Yarı yarıya'dan daha az.